Sen Gönül'ün Özgür'e söylediklerini bir ekrana getirelim. Sonra arkadaşı hazır olursa onu telefonu alırız. Gökhan Gönül bize ne söyledi, ekibimize ne söyledi? Onun grafiği hazır mı Aslı'cığım? Evet, ekranlarda görüyorsunuz. İşte dün kardeşimle programımızdan sonra konuştuk. Onu Rize'ye davet ettik. Ettim. Rize'ye geldi. Sıcağı sıcağına hemen koşar adımlar Rize'ye gitmiş. Burada buluştuk. Hasret giderdik. 27 yılın özlemi sona ermiş oldu. Bundan sonra beraberiz. O benim kardeşim. Annemle babamla da en kısa sürede buluşacak. Çok güzel. Yani şimdi Rize'de bu buluşma gerçekleştikten sonra Gökhan'a bir alkış. Evet. Şimdi Ahmet Bey ve Nilüfer Hanım'la görüşecek. Onlar da Bursa'dalar, Bursa'da yaşıyorlar. Ve dolayısıyla şimdi asıl annesiyle babasıyla, ya kardeşlerim benimle görüşmese de olur. Herkesin aklında şu soru da gelebiliyor bazen. Öyle soru soranlar da var çünkü. Acaba Can işte para derdinde mi? Para mı koparmaya çalışıyor? Hiç öyle bir görüntüsü yoktu açıkçası, ben Vallahi yok söyleyeyim ya. Bunu. Kendi işi var dediğimiz gibi, yani çalışıyor, devlet memuru, ihtiyacı evet. Yok. Bugüne kadar da olmamış, bu saatten de sonra da olacağını düşünmüyorum. Aynen. O yanlış bir düşünce. İnsanlar hemen her şeyin altında bir şey arıyorlar, bu yanlış bir şey. Evet, telefon hazır mı arkadaşlar? Tamam. Peki dediğim gibi Can Gönül şu anda artık biz görevimizi yaptık. Keşke 4 yıl önce Ahmet Bey o çocuğun kendi çocuğu olduğunu kabul etseydi de biz bu yayını yapmasaydık. Yani ben bu yayını yapmak istemezdim. Keşke siz bir arada olsaydınız 4 yıl önce, ama en azından sayemizde Can'ın bu sesine kulak verdiler. Her şey o kadar çok ortada ki Gökhan Gönül de artık 4 kardeş olduk. Evet. Dün yayında şunu söylemişti. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem babam işte Can'a ulaşmaya çalışıyorlar. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Tabii biraz aile sırlarının da çok ortaya dökülmesini istemiyorlar. Haklılar tabii ki. Can'ın bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum. Ben aslında Gökhan Gönül'ün de annesini nasıl bulduğunu da çok merak ediyorum. Aramış, bayağı ulaşmaya çalışmış galiba. Daha sonra babasıyla barıştırmış. Düşünsenize 20 yıl boyunca görüşmeyen karı Gerçekten. kocayı barıştırmak da şey Tabii tabii yani evet. dediğim Çok gibi zor. aileyi toparlamaya Çık gel çalışmışlar. oğlum bekliyoruz dedi. Çık gel oğlum bekliyoruz dedi ve dolayısıyla da o buluşma gerçekleşti Allah'a şükür. Keşke birkaç kere görebilseydik Evet. oradan. Peki şimdi bir anne burada bizimle birlikte, Nazmiye Hanım.